çok heyecanlı bir maçtı. Maçın değerlendirmesini alalım. Evet, iki takımı tebrik ediyorum. İki takım da iyi bir voleybol sergiledi. Ama bizim uzun zamandan beri Covid sorunlarımız vardı. Ben dahil çoğu arkadaşımız bu sorunu yaşadık. Ama son bir aydan beri takımımızla beraber çalışıyoruz. Maçları oynuyoruz. Yavaş yavaş forma giriyoruz. Bugün de bunu gösterdik sahada. Önümüzde şimdi Arkas maçı var. O da çok önemli. Ama ligde 5 maç eksiğimiz var. Nasıl olacak bilmiyorum. Herhalde çarşamba, cumartesi veya perşembe, pazar oynayacağız bütün maçları. Zor bir fikstür bizi bekliyor. Ama bugün gerçekten çok mutluyum. İyi bir voleybol oynadık. İnşallah bunu devam getireceğiz. Umuyoruz biz de öyle olur diyelim. Bu pozitif oyuncular, ertelenen maçlar, takım dinamiğini nasıl etkiledi peki? Zaten 3 mağlubiyet aldık. 3'ünde de önemli oyuncularımız oynayamadı. 3 maçı da kaybettik. Ama bugün tam takım oynadık. Tabii ki de tam takım derken yani genellikle oynayan arkadaşlarımız oynadı. Ama hala Covid sorunumuz var. 4 arkadaşımız, 2 oyuncu, 2 staff'tan pozitif. Onlara da şimdi buradan geçmiş olsun diliyorum. Bir an önce kendilerini toparlayıp inşallah takımımıza katılırlar. İyi bir ekibiz, genç bir ekibiz, dinamik bir ekibiz. Hedefimiz ilk 4'e girmek ilk başta. Ondan sonra bakalım, göreceğiz. Peki, çok teşekkür ederiz. Ziraat Bank Kart'tan Bedirhan Bülbül'le beraberiz. Geride olduğunuz bir maçtı ama galip ayrılan taraf siz oldunuz. Evet. Bizim için çok önemli bir maçtı. Halk Bankası'yla. Hedef maçımızdı açıkçası. 3-1 kazandık, 3 puanla ayrıldık. Çok mutluyuz. Yani ilk seti verdik ama sonrasında güzel mücadele ettik, güzel savaştık. Kazanan taraf biz olduk. Güzel top oynadı iki tarafta açıkçası. Mutluyuz. Eksik maçlar var. Bu maçlar nasıl olacak? Takımda şu an pozitif var mı? Takımın genel durumu nasıl? Takımın genel durumu sezonda ciddi anlamda bu durumdan sıkıntı yaşıyoruz. Covid bizi gerçekten çok etkiledi sezonun başından beri. Şu anda sahaya zaten eksik çıktık. Bu süreçte zaten yaklaşık takımda 4 kişi falan pozitif olmayan arkadaşımız kaldı. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bir bakıma da bu sürece alıştık gibi. Bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Peki bir de kupadaki yolculuğu sorayım size. Kupada ciddi hedeflerimiz var. Şu anki gidişatımız gayet iyi. Önümüzdeki haftalarda zaten Ankara'da oynayacağımız maçlar var. Hem ligdeki durumumuza konsantre olmuş durumdayız. Hem sevde oynayacağımız maçlara konsantre olmuş durumdayız. Bizim için çok yorucu bir dönem ama desteğini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederiz. Takım olarak ciddi anlamda psikolojik ve fiziksel olarak savaş veriyoruz. Ligde de ciddi hedeflerimiz var. Sevde de ciddi hedeflerimiz var. Avrupa'da da. Çalışıyoruz. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.